Merhabalar, yine yeni bir servis satış programı ile sizlerle birlikteyiz. Hakan Ural da stüdyomuzda. Bu hafta neler konuşacağız? Hakan Ural neler anlatacak? Ben de bilmiyorum. Bakalım programın akışı içerisinde evet. neler olacak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Turan Hanım, Nasılsın? İyi misin canım? İyiyim Bey? abi. İyi olmaya da çalışıyoruz. Tamam, Şimdilik şükür her şey yolunda. Şimdi bugün benim buyur abi. Sözü sana bırakıyorum. Bugün benim son programım. Bunu Tunç kardeşimize de söyledim. Hatta sosyal medya hesabımdan da duyurdum bunu, maç günü duyurdum, kesin artık kararım. Yaklaşık 22 sene yaptım bu işi. Mümkün olduğunca insanları böyle birbirine karşı saygılı olması çabası içerisinde tüm camiaları, insanlarımıza spor sevsin, işte eğlenelim, gülelim, minicik bir katkımız olabilir mi? diye ve yanlış bulduğumuz bazı şeyleri de hep iyi niyetle ya bu istemeyerek olmuştur, öyle olmuştur, böyle olmuştur mantığından dilimiz döndüğünce hem yayınlarda söyledim bir de çevrem gereği Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanları, icra kurulları, merkez hakem komitesi başkanları, kulüp başkanları, hepsi arkadaşımız, teknik direktörler falan birebir yüzlerine de burada söylediğimin çok daha etkileyicilerini dile getirdim. Fakat artık belli bir yaşa geldik. Ben şuna kanaat getirdim. Ömrümde, hayatımda neler görüp neler yaşadım. Ne, hani dünya siyaseti, tarihte olmuş birçok şey, e, halklar arasında e, kangren olmuş, kemikleşmiş bazı meselelerin halka verdiği zarar öyle ya da böyle minimize edilmiş falan filan ama sporda, bu hakem müessesesinin bir halka, bir kitleye bu kadar fitrusuzca, bu kadar acımasızca zarar verdiğine ömrümde, hayatımda bak hiçbir hiç şahit olmadım. Hiç görmedim. Hiç böyle bir şey. Hani akraban mesela seni annen anormal seviyor sana zaaf artık yani hani böyle Aile bireylerini, diğer aile bireylerini çıldırtacak boyutta bir sevgisi var. O senden vazgeçerdi. Hani bu kadar tahrik edici hatalar yapsan annene karşı, seni bu kadar zafı olan annen git sen benim evladım değilsin derdi. Ya 1968 1 Ocak doğumluyum. 14 yaşından beri bilincim gelişiyor ve bir futbol severim diyelim. 20 mi bazal, 23, 25 yaşımı bazal. 30 yıldan beri, 20 yıldan beri bir müessesenin ve adalet dağıtıyor bir de sözde. Hani misyonu da bu. Şimdi herkesin ne bileyim halı zeminleri yaparsın, sporcu sağlığı. İşte ne bileyim ben futbol hukuk sistemi onun farklı bir şey. İşte ne bileyim idman tekniği de bunlar bu müsabakanın oluşumunda ve e, olmasında en kritik önem arz eden hani hukukçularımız için adalet dağıtanlar bu kadar başarısız. Denge unsuru diyor ya. Denge mi? Kat ne diyor? Bak hani şöyle söyleyeyim bir ameliyata girecekken derler ki işte şu ameliyat bu kadar kağıt imzalatıyorlar yani her türlü ameliyata ama Ameliyatına göre de risk var. Bunların yönettiği maçların %70'i 80'i katliam çıkıyor. Ya %100 ya öyle. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi arkadaş bunlar Ve bunun için bir de para alıyorlar. Yani şöyle düşün. Taraftarlar, insan halkımız Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor işte ne var bir bir kulübe teveccüh gösteriyorlar ve bundan mütevellitte yayıncı kuruluşa para verip üye oluyor. Maçlara bilet alıyor. Bir bütçe oluşuyor. İşte sayda ne diyor merchandising bilmem neler falan filan. Bundan mütevellitte bu oluşan bütçelerden federasyon kesiyor. Kulüplerin her türlü gelirinden kesiyor. Biletten kesiyor, görüntünden, yayın haklarından kesiyor, kesiyor da kesiyor. Bunu da alıyor diyor ki niye kestin biliyor musun? Bir sor diyor bana. Evet diyorum niye kestin? Ben diyor organizasyonu yöneteceğim diyor. Eee? Bu organizasyon içerisinde de diyor benim merkez akım kurulum olacak. Sizin başlarını yönetecek. Onlara da diyor para verecek. Bu adamlardan gelip beni katledecek. Yok ya. Ba, ba ba Ben yaratacağım değeri, parayı ben veriyorum. Benim verdiğim, yarattığım değerle bunlar gelip beni katledecek. Ya usandım. Tuncu aradım. Dedim artık benim. Ne ruh halim kaldırıyor bunu? Ne psikolojim kaldırıyor? Mutsuz ediyor bu. Bu adamların bu e, katliamına maruz kalmak ve yıllardır ben seninle kaç yıldır bu nedir kardeşim bu ya bu nedir? Özellikle bir de Fenerbahçe'ye karşı böyle inanılmaz boyutta ya Türkiye kupası bir ara Fenerbahçe'nin üzerine alınamamasına kurulmuştu. Hatta şimdi insanlar şu biz günlük yaşadığımız için ve çok fanatik olduğumuz için <laughs> rekabet de seviyesiz olduğu için Fenerbahçe'nin alamaması üzerinden işte yaşlanmış insanlar Fenerbahçe şu kadardır alamıyor, bu kadardır alamıyor. Halbuki nasıl alamıyor? Bir kulüp düşün Türkiye'nin ekonomisi en büyük kulübü. E, e muhtemelen de her sene favori bir takım kuruyor ama 20 yıldır onun haricinde herkes kupayı almış. Bak 4 tesadüfe bak sen. Onda da yıllar yılı tek tek anlatmayayım bizim Ferhan Te Tezcanlar şansal abiler... Ne hakem katliamları oldu. Ne hakem kat... Ne zaman Fenerbahçe kupayı kupayı aldı? 22 sene sonra. Türkiye Kupası'nı en son kimin aldığını hatırlayan kalmadı. Süt kupası oldu. Önemli değil. Hani öyle oldu. Ya önemli değil şey yani. Onu alanı kimse hatırlamıyor. Şimdi bakıyorsun bir camia düşün son hafta onun hani son hafta ikisi kendi sahasında olmak üzere 3 şampiyonluk kaybetmiş. Dünyada bir camia yok. Hala algı o camianın daha kollandığı ve daha en çok avantajın ona sağlandığı algısını daha bu camia çözebilememiş. Bunun yanında da ortalama aleyhine en az 10 maçta puan kaybetmesine neden olacak fitursuz aleni tahrik edici hakem hataları oluyor. Ne kadardır oluyor biliyor musun? 20 yıldan beri. Ve rakipleri de o dönem kimse onların da aleyhine en az 10 maç hata oluyor, hata oluyor. Sen zaten her sene sezona en az bir 15-20 puan geriden başlıyor gibi bir spor müsabakasının içerisinde ben de buna işkenceye maruz kalmış bunu seçmiş. Hani adama derler ya oğlum ölmek mi istersin şunu mu istersin? Yani ondan iyi diye sıtmaya razı oldum diye böyle oturuyorum abi. Her hafta işte sen benim programları al birebir aynı. Adam alenen golü vermiyor. Gol atıyorsun vermiyor. Penaltını vermiyor. Oyuncuna atıyor. Senin yazdığın mesaj çok doğru. Ya, niye istediğin kadroyu kursan ben, ne olur? Ya yani? ben bunu yıllardır söylemekten usandım Turan. Usandım. Usandım. O zamanlar Lig TV'de... Beyin değildi. Lig TV'de anlatırdık. Ben, Kaya Çelingiroğlu, Bilgin Gökberk... E, Oğuz Toksir yapardık. O gitti... E, ne bizim Teregol'deki Serhatlar yaptık. O gitti... Tekrar Kaya ile başka bir. O gitti Senan Engin yaptım. O gitti. Yıl... ama ömür geçiyor bu arada mesela. 3-5 yıllar geçiyor işte. Aynı nakar ve... Abi aynı şey delit. Bunlar ben böyle bir şey görmedim. Bir de şeye çok üzülüyorum. Federasyonda görev alan insanların çoğuyla aynı ortamlarda oturuyoruz zaten. Bizim kaç tane gittiğimiz yer var ki? Hepimiz aynı yerdeyiz. Maçta da oturduğumda. Yani bugün için Servet Yardımcı geliyor. Ondan önce Haluk Ulusoy döneminde o geliyordu. Tahir Kıran. Hepsi arkadaşımız duruyor. Söylediğimiz zaman bir şey demiyor ki. Çünkü cinayet net ortada yani. Ortada cinayet net. Bugün bunları daha net nasıl anlıyor olmuş olduk teknolojiyle? Evvelden şöyle bir kaçabilirlikleri vardı. Ya öyle görmüştür. Yanlış görmüş. Aynen. Kaçırmış. Şimdi Turan alenen ya. Hani böyle bir fitosuz ömrümde hayatımda görmedim yani. Görüyor. yok. Ucu açık izliyorsun. Ya bir daha izliyor, bir daha izliyor. Çay söyleyecek neredeyse. Bu arada da milyonlar izliyor. Herkesin kanaat getireceği basit bir spor bu. Kasparov'la satranç oynamıyorsun ki. Yani futbolu bugün dünyada bilmeyen en basit sporları say desek Futbol bir çıkar. İki tane kale direği işte karşılıklı 11'er kişilik bir topunun peşinde hangisi daha o kaleye fazla sokarsa o kazanıyor. Bunu herkesin onunla birlikte izlediğini bildiği halde vermiyor doğru kararı. Bu arada da onun kararına yardımcı olsun diye yukarıda da 3-4 tane adam var. Arkadaş yürüyün gidin ya biz sizin maskaranız mıyız ya? Ben bugün yemin ediyorum belli bir yaşa gelmesek çoluğumuz çocuğumuz falan olmasa ben bunlara dava açarım hepsine. Ve şu halkı kin, nefret ve düşmanlığa bilerek ve isteyerek itmek adı altında belgemi de şöyle sunarım. Sen hakimsin diyelim. Hakan Bey bu şikayet dilekçenizi aldık. Savcılık nezdinde de değerlendirildi. Ne oluyor diye dedim ki sadece her hafta her maçlardan sonra halkın reaksiyonundan yola çıktım. Bu arada hakem yorumcuları falan çıldırmış durumda artık. Evvelden onlar da yalandan gazlıyordu, mazlıyordu falan filan. Artık onlar da o kadar kral çıplak ki. Şöyle falan görüyorsun. Olacak iş değil. Bunun lisansını yırtarım falan. Her gün manşetler buyurun derim. Yani bunu zaten tartışan birisi yok. Zekası ve aklı olan. Ya hiç utanmaları yok. Olmaz mı Turan ya? Ve şundan da bıktım. Mesela diyelim ki yüzde yüz maçın kaderini etkileyecek fahiş bir hata oluyor. Tamam mı? Değişmeyen gerçeklerde. Onu böyle yapıyorlar. Evet golü vermedi penaltını ver ama sen yeneceksin. Hakemi de yeneceksin. Diyor. Ne yeniyorsun evladım ya, ya? Beni delirtmeyin ya. Ya ben sana şimdi burada yayındayız değil mi kardeşim? Şu an yayındayız. Sana gelişine bir tokat vuruyorum. Suratına. Ama böyle okkalı pancar gibi diyorum. Turan ben şimdi yayından sonra konuşuyorum. Şimdi normal akışa devam edelim diyorum. Mümkün değil. <laughs> ya böyle bir şey akıl tutulması var. Adam golü vermiyor ya. Ya golü vermiyor. Penaltı kazanıyorsun vermiyor. Atıyorsun saymıyor. Ben burada bir araya şöyle söyleyeyim. Sen şimdi diyeceksin 20 yıldır söylüyorum 15 yıldır söylüyorum. Pes. Haklısın Sen uzun zamandır program. Evet. Hiç uzağa gitmeyeceğim bak. Geçen haftaya dönelim. Geçen haftaki konuşmada aklımızda kalandı. Nasıl bir maç olacak dedim. Klasik. Zor maç olacak dedim. Zor maç mıydı? Hakem olmasa zor maç değildi. Evet, abi. Ama da hakemi bir... işin içine soktuğun zaman... Hakemi işte işin içine soktuğun zaman... Senin söylediğine denk geliyor. İşte onu ben e, beğeniyorum. İşin içine hakem sonra yapacağım yorumu şaşırıyorum. Ne, ne söylenemeyi gelirttiğini bilmiyorum. Şimdi bak ben sana şöyle diyorum. Dü, bu dünyada felsefede doğru ve yanlış sağlaması denen... Şimdi insanlar doğru ve yanlış kavramını nasıl ayrıştırmış? Bir insan çünkü halkın çoğunluğu ve bilinçli olan insanlar yani bilimsel olarak tanınanların büyük bir çoğunluğunun asgari müşterekte kanaat getirdiği şeyler var. Bunlar doğru ve yanlış olarak örtüşüyorsa ayrışıyor da olmuş oluyor. Evet. Demek ki o tanı doğru. Bunu da felsefiyle, matematikle, kuramlarla sağlıyorsun. Şimdi bu arkadaşlar bu mesleği yaparken hadi bir defa insan iki defa şöyle üçlü ya bir, bir kurum 20 yıldan beri Sürekli. ortalama yönettiği 100 maçın 90'ında fahiş hata yapıyorsa bunları ben e, yani hiçbir yerinden tutamıyorum. Bunlar halkı kin, nefret ve düşmanlığa itmek için misyon edinmiş gibi kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adamların yönettiği her maçta milyonlarca insan ağzından köpük çıkıp tansiyonu inip çıkıyor, çıldırıyor insanlar. Peki sen ya bu, ben zaman... buna maruz kalmayı mecbur muyum kardeşim? Niye ben bunu yaşayacağım anlamadım ya. Yani. Peki şunu söyleyeceğim o zaman sana. Bu kadar şeye rağmen kendini bir düzeltme Değiştirme, yenileme, özür dileme, açıklama yapma gibi Kim? faaliyetlerde bulunmuyorsa acaba diyorum ki demek ki kendilerinin ya. hatalı olduğunu görmüyorlar o zaman. ya bir şey söyleyeyim ya, Biz ya. demek ki doğruyuz diyor o zaman. Niye bunları yapayım ben haklıyım diyor. Dünyanın diyeyim. her yerinde, dünyanın her yerinde yazılı kanunların, kuralların dışında evinde bile senin, şimdi senin evinin anayasası var mı kardeşim? Var mı böyle ki evine gelsem ama bak bizim diye biliyor musun? Değil mi? Ama sizin asgari müşterilerde karı koca ve çocuğunuzla ilke ve prensipleriniz vardır. Şeyler vardır. Ve o kendiliğinden senin söylemene gerek kalmaksızın bir ceza, bir tavır neyse bir sistem vardır orada. Ya, bir kurum düşün kardeşim hiçbir şey yok ya bunlara be bu nasıl bir şey ya? Aynen öyle. Kimsiniz evladım siz ya? Nasıl her yaptığınız yanınızdaki kar kalır? Geçen sene Ali Koç, aziz başkan da böyleydi. Ali Koç'um şimdi bakıyorum. Oturuyor diyor ki ya ben araştırıyorum, soruşturuyorum. Lütfen beni aydınlatın. Fenerbahçe'nin aleyhine karar veren hakemler mükafatlandırılcasına bunun kronolojisini çıkarttık. Bir hafta sonra maç alıyor. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra hak ederek kazanmış olsa bile o hakemler en az iki hafta, üç hafta maç alamıyor. Bu bir tesadüf müdür? Yoksa bunun bir kronolojik izahı var mıdır? İzah edin diyor. Çünkü terbiyesi, nezaketinden dolayı aslında biliyor da basın toplantısı yaparak bu işin tesadüf olmadığının sağlamasını da çalışmış koca bir başkan izah ediyor. Aziz Yıldırım döneminde başkanla biliyorsun benim aramı her dakika dostumuz da abimiz de arkadaşımız da yani. O çıldırıyor falan yani bu nasıl bir iştir kardeşim ve şunu da söylüyorum ha e, Fenerbahçe'nin sorumluluğunu almış başkan dahil herkese. Sakın bu ülkede hakkınızı sessiz kalarak, prensip ilkelerle koruyacağınızı falan sakın zannetmeyin. Sakın ha. Bunu söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Hayatınızın en büyük hatasını yaparsınız. Böyle atasözleri var. Bir ülkede diyor e, haksızların sesi haklılardan daha fazla çıkmaya başladığı an diye böyle şey sakın. Bak bugün iddia ediyorum. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye yapılan bu fitri lige yeni çıkmış bir kulübümüze yapılsa yanlarına bırakmaz. Ben çömüğün örneklerini de biliyorum yıllarca. Celal Doğan başkan vardı. Rahmetli İlhan Cavcav vardı hatırlayın. Ya. Yani Saymakta bir kıyameti kopartırlar. Kıyameti kopartırlar. Kıyamet. Bunlar ondan anlıyor zaten. Onların öyle bir vizyonu, öyle bir hayatı yaşaşıyor. Döndüm artık. Düşün, taşın, evde sola gidiyorum, sağa gidiyorum. Ya dedim ben bu bu sporun içinden çıkayım dedim ya. Ben bunun unsur olarak ne televizyonunda, ne spor tribününde, hiçbir yerinde olmayayım dedim ha. Çünkü bu bana zarar veriyor, sağlığıma zarar veriyor. Tansiyonumu çıkartıyor, nabzımı yükseltiyor, kalp krizi geçirebilirim, Sen bir çok... damarım değişebilir. E, sinirim gidiyor birini kırıyorum evde eşimi kırıyorum 7 yaşında küçük üçüncü bir çocuğum var o onun bana yaşattığı haleti ruhiyeden sevdiğim canım gibi gördüğüm çocuğuma höt diyorum kız ilk defa babayı o şekilde görmekten bir travma yaşıyor çalışanı kırıyorum niye kardeşim ya bırakırım dedim bu işi ya bırakırım bunu ya bu ne ya hiç olmazsa maruz kalma Ruhsal ve yani. bugün itibariyle itibariyle de bu son programımdır. Futbolla alak bitmiştir. Ve bak düşün benim gibi kim bilir kaç tane sağduyulu insanı bu sistem kaybetti. Ben her zaman futbol müsabakalarının verildiği platforma üye olur. Tıkır tıkır paramı veririm. Bulunduğum kulübe tüm ürünlerini alırım. Kombinimi alırım çocuklarıma da alırım. Aklına bir, beni bir şey gibi gör, kaynak gibi gör ve Türkiye'de de analiz edilip sporun içinde kaynakla var bu kulüplerin tamamı Tabii veya unsurlar. Ki. Verimli bir kaynağım ben. Artı ben ve benim gibi sanatçı, ekran yüzü arkadaşlarımızın sporun içinde olması özendirici ve sempatik de geldiği <laughs> için bir taraftan PR'a da faydalı olduğunda şimdi sen ben ve benim gibi kaç kişiyi kaybettin bu hakemler yüzünden? Çünkü Turan böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi maçı seyrederiz. Galatasaraylı kardeşlerimiz kazanabilir. Beşiktaşlı kardeşlerimiz kazanabilir veya şampiyon veya traf. ben otururum. Dedim ki ya onlar neyi iyi yaptı da ben kötü yaptım? Öz eleştirimizi yaparız. Yeni bir da veya iyilerini örnek alırız Futbol kimse ya. falan yani. Arkadaş katlediyorlar ya. Futbol yok. Arkadaş katlediyorlar. İnanamıyorum ve insanları öyle bir uyuşturmuşlar ki İnsanlar yıllardır her hafta defalarca yaşadığı şeyden farklı bir şey yaşayacaklarını zannederek hafta sonunu bekleyip böyle yapıyorlar. Bu hafta maç ne olur? Dört tetik kim oynayacağız? Üç bitik kim oynayacağız? Santrafor lan ne bekliyorsun oğlum adam atacağın golü vermiyor. Penaltını çalmıyor. Atılacak oyuncuyu atmıyor. Atılmayacak oyuncuyu atıyor zaten. Sen ne bekliyorsun? Ne tekniği ne taktiği. Aynen, aynen akarat. Ne tekniği ne... Ya ben sana demiyor muyum Merol Bulut için daha bu sezonda da başlarken rakip analiz yapıyorlar, hakem yapıyorlar mı demiyor muyum? Biliyorum. Geliyor da biliyorum ya. ya. Bu kadar bu en son isyan ettim. Dedim ki mi, bir kelebek etkisi vardır biliyorsun. Birazcık acaba birileri duyar utandırabilir miyiz? Ben bırakıyorum. Bunlar yüzünden futbol severliği bırakıyorum ne tribünlerde maça gideceğim, ne futbolla ilgileneceğim, ne de bundan sonra futbolla alakalı beni televizyonda yorumcu olarak hiç kimse göremeyecek arkadaş. İşte burada en yani, azından bir tepki verdim ya. Aynen öyle. Burada üzücü olan şu abi senin demin söylediğin gibi. Yani bu şekilde futbolu seven, kendi takımlarının peşinden giden, işte destekleyen, maddi manevi yanında olan birçok insan işte böyle kaybediliyor. So, i̇şte işte bu sen şu anda söylediğin gibi bir ekran yüzü olduğun için bunu çok rahat böyle dile getirebiliyorsun. Bıraktığını ve evet, ayrıldığını bir de çıldırıyor işte. Tabi. Tabii. Çıldırıyor. Bak şöyle düşün hepimiz insanız. Hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Farklı takımları tutarız. Yörelerimiz doğduğumuz yerler farklı olabilir. Yaşımız farklı olabilir. Kültürümüz farklı olabilir ama hepimiz halk birbirimizden insan olarak bir farkımız yok. Arkadaş adamlar o kadar fitrusuzca seni ekran başında veya tribünden yaptığı hatalar tahrik edercesine akıl almaz boyutta ki. Sen normal yaşamına dönem 3 günü 4 günü alıyor etrafında vardır. Mesela takımını sever insanlar 3-4 gün çünkü o kadar tahriki insani değil yaptıkları. O günün bitiyor. O gün yattığın yeri bilmiyorsun. Kötü madde kullananlar hani alkol diyelim onu şey yapar. Onu daha fazla içiyor. O evine gitmiyor. O en yakın arkadaşıyla kavga ediyor. Ötekisi ona, ötekisi karısıyla, o abisiyle Bunların verdiği bu fitursuz neydi belli olmayan kararla böyle bir şey olabilir mi ya? Sen kimsin kardeşim? Nasıl benim? Benim normalde şimdi sadece ben bu kulübü, Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı seviyorum diye sen, sana maruz mu kalmak durumundayım ya? Ne münasebet abi? Benim hayatta tercihlerim yok mu? Bir sinemanın koltuğunu beğenmesem gitmem. Bir restoranın yemeğini beğenmesem gitmem. Bir alışveriş yaptığım kıyafetin kumaşını, ipliğini, bilinenmesini beğenmesem... Alışveriş yapmam. Sana niye mahkumum ben? Sen benim kaderim misin? Ya üzücü bir durum abi. Sen şu anda anlatırken vallahi içimden onu düşünüyorum. Yani şu bak e, Mimi'nin yüz ifaden, Tabii ses tonu, takındığın gün tavır. Yani burada spor programı, futbol üzerinde konuşuyoruz? 20 yıl diyorum Siyasi ya. Siyasi partiler arasında bir müzakere mi düzenleniyor? 20 yıl, 20. Yani... Al benim programlarımı arşive girsinler. Var Fenerbahçe ve normal o arama motorlarında. Baksınlar 10 sene geri. Hasan Ali Atasoy'la ya biz çıldırıyorduk ya. Ya yaşım 30'du geldim 53'e bunlar aynı. Ya bu ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben birini kırıp incitsem ve asgari müşterekle eve gitsem dese ki karım. Ya kocacığım ayıp ettin dese. Oğlum gelse ya baba ya dese ya ayıp ettim dese. Sana gelsem desen ki abi yanlış anlamam ayıp ettim dese. Tunca gitsem ayıp ettim dese. Ya utanırım ya. Bu kadar insan aynı şeyi söylüyor. Ya dedim bu kadar insan benim icra ettiğim bir işle alakalı kusurlu olduğumu söylüyor. Ben kendim ikna olmuş olsam bile demek ki bir yanlış var. Milyonlarca insan çıldırıyor. Bu kadar pişkin, bu kadar duygusuz, bu kadar yüzsüz. Şutanma da yoktu Duran. İşte benim söylediğime geliyor abi o aa, zaman. Onlar aa. kendilerini öyle görmüyor. Şimdi, Görse yapar işte görmüyor. Şimdi ben neyi işte ben on, şimdi ben şey ben yokum. Ben yokum. Bundan sonra da olmayı düşünmüyorum. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Zaten hayat yeterince zor. Al bak gencecik kızımız evladımız 32 yaşında kızcağız hayatını kaybetti. Bin tane hasta var. Hastalık var. Kaza var, bela deprem var, trafik var, 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 deprem var, çok yaşa. Şimdi başımıza COVID-19, zaten dünya ölümlü. Kalan zamanımızda da benim idealim mümkün olduğunca imkanlarımız dahilinde de. kendimizi mutlu edecek şeyler arıyoruz biz. Geçin Buradan sen, ha hakemlere sesleniyorum. Buradan o mu benim kameram? Hakemlere sesleniyorum. İnsanlar tutmuş oldukları kulüplerin maçlarına sevgi, gönül, mutlu olmak için geliyor. Hepsini delirttiniz hiç utanmanız yok mu? Çıldırttınız hepsini. Hiç vicdan azabı duymuyor musunuz? Siz nasıl hani inanamıyorum arkadaş kuracağım hani böyle bir şey ömrümde hayatımda hiçbir meslekte bak diyorum ki sana bana bir tane meslek söyle. Yıllar yılı aynı standartta artarak insanları tahrik edip kışkırtırcasına hata yapmasına müsaade edilsin. Ya bir meslek söyle ya. Yok abi. Bu kadar kabiliyetsiz, yeteneksiz insanların toplandığı başka bir meslek. Ömrümde, hayatımda inanılır gibi değil. Bak inanılır gibi değil. Ve biz bunların tamamen en büyük etkin olduğu alanda inat ve ısrarla ne sapmışız. Hala diyoruz ki Caner mi oynar, Gökhan mı oynar? Apya ah, mı ortada oynasın? ...işte o mu oynasın? Hacı mı gitsin? Alex mi gel? Ya kardeşim ne diyorsun ya? Adam senin akıl literatürü bozuyor. Literatürü bozuyor Turan. Peki abi bir soluklandıralım seni. Bir, kısa bir ara verelim. Reklam aramız var. Yeniden birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Hakan Ural'la sohbetimiz daha doğrusu Hakan Ural'ın açıklamaları, tepkileri devam ediyor. Abi ben yine aynen sözü gelişine sana bırakıyorum. E şöyle yani benim bu veda programım... ...bütün herkesin iyi niyetine ve sağduyusuna güvenerek, özür dileyerek... ...çünkü artık hakikaten sinirlerim bozuldu. Hayat yaşayışımı etkiliyor bu. Hiçbir umudum da yok arkadaşlar. Hiçbir umudum ve hiçbir ümidim yok. Mesela dünyada en ejderha görebilir misin sence? O mesela onun daha olası görüyorum. Bu hakemlerin düzelme ihtimalini o kadar imkansız görüyorum. Ve artık en azından kendimle ilgili tasarruf lüksümü kullanma için bugün itibariyle Fenerbahçe televizyonunda yıllardan beri yapmış olduğum serbest atış programına son vererek yorumculuk hayatımda da Bundan sonra yaptıklarım, diye, sütçü lisan ettiğim kırdıklarım varsa affola. Bundan sonra asla futbol durun herhangi bir yakınından geçmemeye kanaat getirdim. Bu hakem performansları yüzünden. Performans da değil katliamları yüzünden. Benim için bitmiştir. Yazık insanlarımıza üzülüyorum. Bunların en etkin olduğu alanda milyonlarca genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek ee, tüm samimi sevgi ve duygularıyla bunların katliamlarına maruz kalmaya devam edecek ama en azından umudum ümidim şu. Minicik bir kelebek etkisiyle bugüne kadar harekete geçmemiş o adalet mekanizması acaba bir küçücük çakıl taşını kıpırdatabilir miyiz diye böyle bir karar aldım. İşte ben de şimdi sen yine anlatıyorum düşünüyorum. Yani çok güzel bir şey söyledin. Hani dinozor görebilir miyiz? Ejderha görebilir miyiz? Göremezsin. Ama belki görürsün bunların şeyinde. Tabii. Önemli olan ifademi ne olur yanlış anlaşılması. Senin bir başkalarının bu iş için kendini işte böyle feda etmesi, protesto etmesi, bu işten artık nefret etmesinin bir şeyleri değiştirmesi gerek. Değiştirmiyorsa o zaman sen ve senin gibilere işte futboldan koptuğuna çok sevdiği kulübünden, takımından bu yaşam tarzından kopmasına yazık olacak. Ben evet. de ona üzülüyorum. En azından hayatımı kazanacağım olarak görüyorum. Çünkü öteki sağlığını kazanacak. Tabii sağlığımı hayatımı dedim ya yani sadece bunların ee, benim, e benim hayatımın içinde var olmalarından dolayı ben eşimi kırıyorsam, çocuğumu kırıyorsam, Yo, başka yere gitmiş demek. Arkadaşımı şey. kırıyorsam. Ha bu arada da bunu yapmayan yok. Onu da sana söyleyeyim. Bunu yapmayan yok. Ne kadardır yok biliyor musun? 20 yıldır falan. Ya çünkü seni bu kadar tahrik edercisine, adaletsizce ve fitrusuzca e, bir karar mekanizması Bilerek ve isteyerek böyle şeyleri yapıp da senin normal yaşam alanında normal davranma ihtimali nedir ki? Şuradan ben sana bir tane çocuğu diksem, anana, avradına ve oğluna küfür etse, senin reaksiyonsuz olman mı normal, reaksiyonlu olman mı normal? Reaksiyonsuz olman normal. Hayır, reaksiyonsuz olman anormal. Anormal, pardon. E şimdi milyonlarca insanın gözünün önünde bir kişi çıkıp, tarih edercesine yıllardan beri istikrarlı ve artarak bu kadar akıl almaz kararlar veriyorsa halkın etrafına veya normal hayatını yaşayışının normal olması anormal olur zaten. Pes. Pes. En azından şunu kazanacağım biliyorum. Bugün itibariyle Cenab-ı Allah'ın değil, kulübüme sevgim sonsuz, o bitmez. O çünkü tarifi mümkün olmayan çocukluktan gelen o başka bir şey sevgim mi? benim. Ama bir daha asla ve kata bunların bunlara değer ki bunların bu e, tahriklerine bu akıl almaz skandal yönetimlerine maruz kalacak bir ortamda ne gözlerim olacak ne bedenim olacak bitmiştir. Bu da inşallah minicik bir şeyi tetiklerse hangi kulübü takımı tuttuğu fark etmek sizin bir şeylere en azından not düşürtmenin başlangıcı olmuş olayım. Ben şuna karşıyım Turan. Dünyada mükafat ve ceza sistemi olmalı. Bu olmazsa insanları yanlışa bilmeyerek tahrik edip özendiriyor olursun. Eğer yanlış bir şey yapan insanı sadece o an için yanlıştan döndürmek için değil de laf ola beri geri konuşup yaptığının yanına kar kalacak şekilde hayata devam edersen o insanın ceza bulmamasından kaynaklı o insanın yaptığı işe özendirir hale getirirsin. Ve toplumda adaletsizlik çok sıradanlaşır. Çünkü ceza mekanizması yoktur. Bir insanın yaptığı yanlış yanına kar kalıyorsa ve bilakis onu daha da popüler, daha da fazla kazanır kılıyorsa doğru ve yanlış karışmış demektir. Bu müessese bitmiştir sana değişen merkez hakem kurulu başkanlarına Zekeriya Abdestin bir neden oluyor bu? Hiç unutmam. Türkiye'de bir dönem yine çıldırılıyor 90'lı yıllar. Şansalar falan. Türkiye Futbol Federasyonu bu hakemlerin e, yine halkı kışkırtırcasına yapmış olduğu hatalardan Pierluigi Collina'yı getirdiler. Hani o kadar net Çözüm bulunulamıyor ki. Dediler ki dünyanın en iyisi kim adam da yeni emekli olmuş. Ulenberglere kadar geldi. Ya yok olmuyor bunlardan bir şey arkadaş ya. Yabancı hakemler mi yönetse? Ya mi olmuyor geldi? arkadaş olmuyor. Şeyi falan geçtim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 20 yıldaki kulüpler bazında sokağa git röportaj yap abi. Tak gözlüğünü. Türkiye'de futbolun adil oynandığına inanıyoruz Hayır diyecekler. Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun adil yönetildiğini inanıyorum. Hayır diyor. Yani ben şey kral çıplak diyorum. Sus, sen söyleme. Aman buna karışmayalım. Aman bu denmeyelim. Böyle 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 geldiniz. Sonuç ne işte ortada ne futbol var kulüp bak. Kulüpler battı mı kardeş? Ya bunu herkes itiraf ediyor. Kulüpler batık. Boşta olmayan kulüp yok. Ve şu an dönebilecek durumda değiller. Yani bugün bizim başkanı da çıkart Ali Koçu. Batık hepsi. Devlet desteği olmadan yürüyemiyorlar. Vergi boşlularının zaten ne kadar olduğunu bilen yok. Peki senin bugün bu kadar güzelleme yaptığın futbolunda, istikrarlı Avrupa'da bir beş sene arka arkaya çeyrek final oynayan takımların var mı? Yok. Peki sen bunları yaparak elde ettiğin sonuçlar belli. Batıyorsun, oyuncu yetiştiremiyorsun. Ee, Avrupa'da sıfır başarım var. Peki. Hala bundan da mı bir anlam çıkartamıyorsun? Yani yaptığın şeyin, yanlışlığının sonuçları o kadar net ki. Yoksun. Kulüpler batıyor. Alaka azalıyor. Bunun yanında da futbolun, işte ülke puanları devamlı eriyor. Peki sen hala utanmıyor musun ya ben kabahatliyim demeye? Yenilenme, değişme çabası da yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Daha kötü. Bak ligin yedinci haftası Turan. Hii. Sen ikinci yarıyı hayal edebiliyor musun? Ben bunu aynısını hatırla, geçen sene söyledim. İkinci yarıyı bırak, bak geçen haftayı söylüyordum. Geçen hafta sen onu söyledin. Fenerbahçe nasıl abi? Ama oynuyoruz dedim. Sen dedin ki ya oynuyoruz da... Şimdi bak belki de bu haftadan itibaren... Sen aa, şimdi biraz ya. bir hareketlen, biraz evet. zaten senin oynamaya başladığını arayı açabilecek pozisyona geldiğini görsünler. Bak ne oyunlar başlayacak aa, dedin. Söyle. E oluyor. O zaman ben de diyorum ben yokum abi. Ne yapıyorsanız yapın. Yürüngelin. Ne güzel. Alan razı, satan razı. Oturun abi. Saatlerce. 4-4-2, 3-5-2. Caner mi oynar, Novak mı oynar, Nazım Sangare mi oynar, Gökhan mı oynar? İşte Lemos mu oynasın? Ortamı yaptı. Kafasını Adam geliyor düt diyor katliam yapıyor. Ondan sonra yeni oynuyor. Samandıra'ya gidiyorsun. Aman sen kendine iyi bak. O Covid mi oldu? Olmadı mı? Bu, bu sefer taktik değil. Samat da mı? Ya geç. Sen kendine bak şöyle söyleyeyim sana açıkça. Sen kendini şu anda bu kararla sıyırıyorsun. Tabii tabii ben. Tamam bizler. Ya, benim işi, böyle bir tercihimiz yapıyoruz. Yok, senin profesyonelsin tercih. senin başka. Tabii, bizler. Senin gibi birçok taraftar. Çünkü bir şey değişmeyecek senin söylediğin gibi. Asla bu hakemlerle bu lig devam edecek bitecek. Abi hayırlı uğurlu olsun size Yapacak ben ne şey yapayım şey yok. Ben... Yani ya ben... hayır size yok. Hayır, hayır onu demiyorum. Bana bak. yani ben kendini bitti. akıl ruh tabii, sağlığını tabii, maddi manevi kendini tabii. evet kurtarıyorsun. Tabii tabii. Ben ben üzüldüğüm şu bu mücadeleden dahi... feragat etti. Bunun bitmişti. sinyalini geçen sene de sen verdin. Hatta ne dedin? Futbolu Türkiye'den yasaklasınlar dedi. Tabii 5 sene. Herkesin evinden yayıncı kuruluş her şeyin e, dekoderleri herkes versin dedi. Bak çünkü bu iyi bir şey değil dedin. Ne oldu bu sene? Bak kendin koptun. Tür Böyle olması iyi mi? Şu anda arkadaşlarınla bile futbol konuşamayacak sabırsızlıkta. ben sınıftasın. bilindik kopandı daha. Tabii tabii, Neler? tabii. Bugün Cumhurbaşkanımız bana dese ki Hakan oğlum gel bakayım ne oluyor dese. 10 dakikada ikna ederim biliyor musun? Bak 11 demiyorum. 10 dakikada Allah için ederim. Futbolu yasaklattırırım ya. Yani. Bak 10 dakikada. Çünkü benim bir kulüpçülük de falan öyle değil ya. İnsana bu kadar zarar veren bir spor olur mu ya? Genel sen futbol ve hakem meselesi hakkında konuşuyorsun ya, şu an. Ya bitirdiler, katletti. Abi böyle bir şey olabilir. Ve ben bunu yıllardır söylüyorum. Diyorum ki bugün bu ülkede hani bu Ertan Özyiğitler falan dünyanın kapitalist sistem çöktü. Korona ile beraber yeni bir reset atılıyor dünyaya. Sıfırdan yeni bir düzen kuruluyor diyor ya. Türkiye'de Futbolu kurtarmak istiyorlarsa 5 sene. Hatırla İngiliz holiganlar Avrupa Kupası maçlarında çıkartmış olduğu olaylar neticesinde UEFA tarafından 2 sene Avrupa'dan men edildiler. İngiltere krediçesi döndü dedi ki 2 sene bize az. 5 sene olmalı dedi ve İngiltere futbolu yeniden doğdu ve normalleşti. Türkiye'de futbolu kurtarmak ve böyle bir sporda muvaffak olup mutlu olup eğlenmek istiyorsanız... Komple bu fareli köyün yıkılıp ortamın tertemiz temizlenip yeniden dürüst e, vicdanı olan, sağlam, bilgili, vizyon sahibi insanlarla temel atılıp hani bu depremden kentsel dönüşüm yapıyorlar ya bunun olması lazım. Ama inanmıyorum da diyorsun Şiş, hayır, hayır, ben reçete veriyorum. Bu olmazsa zaten bitik diyorum ya sen. Bitik, bitik. Sezon sonu diyelim bugün son programımız. Fenerbahçe'de şampiyon oldu diyelim. Veya Galatasaray şampiyon oldu. Veya Trabzonspor şampiyon. Bir gün seviniyorlar zaten. Şampiyon olan takım Avrupa'ya gittiğinin ikinci... Eğer şampiyonlar ligine kalıyorsa 4-5, 4-5, 4-5 yiyor. UEFA'ya kalıyorsa hemen eleniyor. Geliyor zaten. Ben sana istatistiklerle konuşuyorum. Neden bu sporu yapıyorsunuz arkadaş yani? Amacınız ne bu rezilliğe? Niye bir de para harcıyorsunuz? ...sinirlenmesi, rekabetçiliğin yerlerde olması da cabası. Hangi spor dalına yönelirsek onu da berbat edecekler. Hani Geçen sene dedik ki ok baskete, baskete abi. yönelelim dedik, voleybola yönelelim dedik. Onlara yönelsek orayı da mahvedecekler. Ok atsınlar abi, ok, ok güzel bir spor ya. ata sporumuz, vallahi diyorum ya. Buradaki potansiyeli okçuluk yapsınlar. Hiç olmazsa düz tutuyorsun, mesafesi belli. Orada da renkler menkler var atıyorsun, ona da vuramadın etmedin daha Yani kağıda gidiyor, yuzuz diye geri geliyor. Vallahi diyorum okçuluk mokçuluk, okçuluk? Deşarj da olursun. Ha, yüzme. Kürek, <laughs> kürek, yelken. Yüzme. Tabii. Yok yok kürek dedi falan da sıkıntı. Bunlar küreği kafasına ona kısa kürek verir çatlak verir falan aman Lan, abi. Boks, boks ha. Boks kimse yapmasın. Aman şey. yani. Oktar ha. Oktar istiyor abi. Oktar riskli. Ya ok düz diye gidiyor. <laughs> Harbi diyorum yani bu böyle şeyler. Mesela ne bileyim koşu moşu düz 100 metre 50 metre atletizm ha atletizm. Vallahi diyorum hem oraları da iman edip oradaki arkadaşlarımız yazık çok pırıl pırıl sporcularımız var. Bu kaynakları oralara aktarsak neler olabileceğini hayal edebiliyor musun? Bugün atletizme veya diğer amatör branşlara e, Turan 20 milyon euro harcadığını düşünebiliyor musun her kulübün? Neler çıkar? Neler, neler çıkar? Neler var, tabii. Olağanüstü yetenekli gençlerimiz çıkar. Gidip olimpiyatlarda altın madalyalarla gelmezlerse bak pü de bana. Bu ne ya? Ben böyle bir şey görmedim. Her hafta sonu kıyamet ya yıllardan beri ya. Her hafta sonu kıyamet arkadaş. Hafta sonundan soğuduk ya. Hafta sonu dediğin şey insanlar hafta içi çalışırlar, işe giderler. Hayat yıpratıcıdır. Hafta sonu çoluğu çocuğu ailenle, ailesiyle eşimle, beraber dostumla, hobilerinle... Böyle bir deşarj olur mutlu olursun ha, ki hafta içi pazartesine dinç deri bunlar hafta sonu var ya hepimiz e, bir cepheden çıkmış gibiyiz ya. Bir cepheden çıkmış gibiyiz Hatta... Çok arkadaşımız var abi işte pazartesi salı abi diyor pazartesi salı artık gitmek istemiyorum diyor. Yok o çay kahve ya. içerken o şirketin dinlenme teraslarında alanlarında millet arasında futbol mutbol konuşurken. Kavga çıkacak diyor yani milletin evet. içeriye çıktığı yok kapıdan. Çünkü diyor. devamlı bir polemik yaratıcı. Şimdi bir de fanatizm olduğu için şuna da alıştırdılar. Hep yapılanın yanına kar kaldığı için insanlar eğer oradaki hata birinin lehine ise bir kulübün o görmüyor onu savunuyor yanlışı. Savununca e, öteki de haksızlığa uğradığı için iş yerinde arkadaşın oğlum utanmıyor musun o penaltı değil miydi diyor falan filan. Orada bir gerilim oluyor evet, tabii iki tabii. hafta sonra ötekinin başına geliyor. Bu sefer öyle diyor sen bize olduğu zaman öyle kendine falan mı diyor? İnsanların ne arkadaşlığı kaldı ne dostluk aileleri bitirdiler bunlar ya aile içinde ya. Nedir kardeşim? Bela mısınız ya? Hayırdır yani? Sen şu işte yaptığın hatanın dörtte birini evinde yapsan karın boşar seni. Ben böyle bir şey görmedim. Yokum kardeşim ben bitmiştir. Allah hepinizin Yardımcısı olsun. Şöyle diyelim abi. Şöyle diyelim bak. E, nokta demeyelim. Yok benim Bak noktası. bak şöyle söyleyeceğim. Tabii karar senin. Ben sadece şeyimi söylüyorum. Hı -hı. Sohbet olsun diye söylüyorum. Eyvallah canım. Virgül koyalım. Virgül Hı -hı. koyalım. Senin söylediğin gibi. Söylediğin gibi bir kelebek etkisi yapar. Bir şeyler hakikaten böyle hani bir çiçekler açmaya, böcekler uçmaya falan. Senin o ifaden çok hoşuma Hı -hı. benim gidiyor. O olur, bir toparlanır, bir toparlanmaya başlar, yeniden bir morallenirsin, bir hevesin, şevkin yerine gelir. Ya o da zaten imkansız Orada bir şey olduğu için tamam diyemiyorum. Ben seni kırmayı tamam diyeyim ama ben hani şöyle kırmızı kari demek bu. Senin söylediğin ya yar belki. Benim Allah yar bir gün öleceğiz, hesaba çekileceğiz. Hayatta özüm, sözüm neyse, fikrim neyse, sözümde yani, olur. Yıllardır beraberiz. Sıfır ümidim var. Sıfır ve sana yemin ediyorum. Bu kadar kötü bir organizasyon futbolda olan dünyada başka bir ülke yok. Bir tane bana örnek göstersinler. Çünkü vicdanlar el vermez ya. Bu kadar olur mu ya? Yani bu hani acımasızlıkta ve yanlışta bu kadar standart yakalanır mı ya? Günah ya. Ya benim yal yemin ediyorum şey sana çok enteresan düşmanım şimdi. olsa Peki. zarar veremem ya gol atıyorsun. Çok güzel bir gol atıyorsun. Diyorsun ki haftanın sezonun en güzel gollerinden birini Ya. Evinden iptal golü eder onu. Ya. Avrupa'da görse ayağa kalkar fırlarsın. Vay <laughs> adam ne gol attı dersin. Öyle bir ligimizde bir gol atılıyor. Hakem durduruyor. Gidiyor senin söylediğin gibi. Kendi bakıyor. Üç kişi yukarıdan şeyde bulunuyor. Sence öyle bizce böyle. Onu anlatıyor. Bakıyor bakıyor. Beş dakika yakın seyrediyorsun abi. Oradan bir de sen gibi çay getir bana. Ona gelecek iş yani. Aklımdayken burası bizim kulübümüzün televizyonu. Son uyarımı yapayım. Bu son programım. Şunu benden Nadizane size bir ikaz olsun not alın. Buyur abi. Size en büyük zararı nasıl verirler biliyor musun? Bu kadar haksızlığa uğrayan bir camiasın ya bunun en büyük kurbanı sensin bir kere. Yani hakem müessesesinin uzak ara en büyük kurbanı sensin. Bunları da yaşadık çünkü. Bir gün seni en büyük sabote ettikleri gün şu olacaktır. Yazın bunu unutmayın. Ben arkamdan gittikten sonra da bunu yaşayınca verin demişti diye. Seni yüzde yüz hak etmediğin bir maçı abartılı şekilde hakem hataları kararıyla kazandıracaklar. Bu lafı unutma maçı diyorum. Amaç yine şampiyonunu çalmak olacak. Ama maçı kazandıracaklar. Bunu unutma. Kaşıkla verecek, kepçeyle alacak diyorsun. Algı Doğru. yaratacak sana. İsyan çıkıp. Bak hep sen bağırıyordun, kepçeyle. sen ediyordun, görüyormuşsun. Şey Ay alenen bunu canım. bilerek, Tabii senin canım. istediğinden, talebinden değil, hakemin verdiği karar uygulanmak zorunda değil mi kardeşim o yeşil alanın içerisinde? Şimdi mesela senin eline çarptı diyelim, vermedi, devam dedi, vara da gitmedi. Senin mağdur olan rakibin çıldırması kadar doğal bir şey olabilir mi? Sen yıllardır bunu yaşıyorsun yorumcularla da beraber e ee, ne oldu Ali Koç Fenerbahçe bağırıyordunuz bak diye senin yıllardır var olan hakkını ya bunu yazın bunu not edin ve bunu özellikle diyor yöneticiler her maçtan sonra usanmadan bir akan su damlası gibi söylesinler lehimize de aleyhimize de olmasın adil maçlar yöü üşenmesinler Söylesin. Çünkü bu olacak, hep oldu çünkü yani. Biraz böyle geriye dönük şey yapıyorum şimdi e, düşünüyorum. Az önce söyledim. Hani başkan anlatıyor, başkan soruyor, başkan söylüyor, cevap alamıyor dedin. Hakemlerle alakalı değil ama federasyonun için söylüyorum. Bizim başkanımız o sezonun şampiyonu kim diye net aleniği bir soru da soruyor. Ya oralara bak, hiç gelmiyorum. Tıra. Yani Onlar, şampiyon sen hani, da, ya sen, şampiyonun kim olduğunu sen söyleyemiyorsun, söylemiyorsun. Bak. Şöyle bir program keşke Veys Ateş'e selam olsun. Benim sevdiğim bir kardeşimdir Habertürk'te. Keşke Veys bir gün Türk sporu niye bitti? Türk sporu niye bitik? Türk sporu da demeyelim basketimiz falan gerçekten atletizmimiz harika. Futbol yani. Türk futbolu niye bitti diye. E, alsın ama böyle 10 kişi almasın yani. Alsın saat 9'da yapsın programı. Bir de bitsin 4 saat 3 kuşakta reklam alsa. Bu söylediğin detaylar oralarda şimdi yorumcu standardı, rakibe saygı standardı, rekabet standardı, ahla etiği. Bunlar zaten hepsi sorunlu. Bunlar derin mevzular. Kulüpçülük, çıkar, menfaat, kin, nefret, öfke buralara gelmiyoruz. Yani zaten programa sığmaz. Ben hakem müessesesinin çok net aleni çünkü görülen bir şey Turan. Şimdi mesela sen ilişkilerden kaynaklı suistimalleri iddialar üzerinden yorumlayabilir bir açıklamalarla söylersin. Birisi ben böyle anladım der. Ben sana net hakem performansı diyorum ya. Gözünde görüyor adam bilerek ve isteyerek yapmıyor ya yanlış karar veriyor ve bunu y 20 yıldır yapıyor kardeşim ya. E ben niye kardeşim senin bu yaratmış olduğun ortama bir de para vereceğim, bilet alacağım, forma alacağım, televizyona çıkacağım, e dekodör alacağım, A aylık mı ödüyoruz biz bu paraları? Öyleyse. Aylık ödü. Niye ödeyeceğim? Sen de bunlardan bağış alacaksın. Bana bunu yaşatacaksın. Ben sana böyle yapacağım mükafat gibi. Aferin hakem. İyi yaptın. Bu hafta mı mahvettin? Beni rezil ettin. Benim sinirimi bozdun. Tansiyonumu oynattın. Allah senden razı olsun. Al ben sana yine bu paraları kazan diye para veriyorum Ne mi? yap. yaptı? Ben diyorsun. yokum abi. Bu garip yok. Bu garip yok. Kendi canımı kurtarayım. Ne yapayım? Çoluğum var, çocuğum var. Uğraşamam sizde. Tamam. Nedir ya? Virgül koyuyoruz söylediğim gibi inşallah bakalım. Aynen. Yani nasip kısmet yapacak bir şey yok yani senin de tabii kararına büyük saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Bir şeylerin çünkü söylediğin gibi değişmesi lazım, yenilenmesi lazım. Ee, i̇nşallah fayda görürsün. Dokunmazsa ona üzülürüm. Sen ve senin gibi ben, futboldan kopmuş olması, kendi arkadaşlarıyla, kendi çevresiyle bile sohbet etmeye nefret eder boyuta gelmesi kötü. Benim elimden gelen bu. Ben düşündüm, taşındım, bir karar aldım. Fedakarlıksa fedakarlık, egoistikse ego, egoistik, bir sorumluluksa sorumluluk, neyse ki Ama bir karar aldım. Bunlara bir tepki elimden gelen bu. Ben yokum, bu oyunun içinde beni alet edemeyeceksiniz. Bu gariban Hakan Ural olarak, 53 yaşında, 40 yıldır bu piyasada olan biri olarak, minicik bir bunları utandırıp sıkıldırıp bu sistemin yeniden revize olması için bir katkım olursa Ne mutlu bana ama Reaksiyonunu hak ediyorlar. Benim için bu saatten sonra bu hakemlerin içinde bulunduğu rekabet anlayışında benim yerim yok bitmiştir. İşte konuşamıyoruz işte böyle de olduğu zaman yazık oluyor. Şimdi konuşacak o kadar şey var ki oynadığın bir maç var, ...oynayacağın bir maç var. Efendim devam eden bir dava var, ...berat kararları var. Yani bak bunlara hiç böyle girip işte konuşamıyorsun işte bir anda e, olay konuşan, başka konuya geliyor. Yani Konuşan bir sürü gençler var. İşte yeni özel platformlar çıkmış. Ben bizde de görüyorum pırıl pırıl arkadaşlar. Farklı takımları tutan çocukları görüyorum. Hepsi terbiyeli, nezaketli. Onlar teknik konuşuyor, taktik konuşuyor. Fenerbahçe'nin zaten davasıyla alakalı konuşmak abeste, iştigal ee, dediğim gibi o zaten olması anormaldi. O, o, onun ne olduğu da belli. Ama burada... Konuyu sanki bu yaşadığımız şey normal bir şeymiş gibi ikinci bir gündem eklemek onlara katkı verir. Yanlışa katkı verirsin sen farkında olmayarak. Bu o kadar ciddi bir şey ki şu an ben diyorum ki bunların yapmış olduklarından dolayı benim gibi bir adam bile bu kadar sağduyulu sabırlı vicdanlı bir adam bile bu mesleği bıraktım diyorsam. Sen şimdi burada ikinci abi davaya da ne diyoruz sırf dolda dediğin zaman bunlara iyilik yapmış olursun farkında olmayarak. Bu programın varlık nedeni bu hakem müessesesinin gelmiş olduğu noktada insanlara verdiğinin sembolik bir örneği olarak bu garip karşınızda duruyor. Ben bu meslekten hiçbir zaman para kazanmadım ki. Gönlümüzü, gönül işi. Gönlün işi yapıyoruz biz burada. Katkı verelim mi? İnsanları benim kardeşim Ali Uzun Trabzonlu, benim en yakın arkadaşlarım Galatasaraylı Beşiktaşlı bu benim hiçbir zaman böyle rekabette falan... bunlar bitirdiler Turan. Bunlar bildiğin halka karşı suç işliyor. Bu kadar net. Ben de diyorum ki bir yaptırım yok. Ben bunu haykırdım bu arada. Hani mesela bazı insanlar var. Ya abi niye söylemedin şimdiye kadar içinde? Hayır abi alın bakın 20 yıldır aynen böyle konuşmayı senede 8 veya 9 defa yapmışım programlarda. Değişmiyor. Ben yaşlandım ya. Bakın dalganız abi. Kalan Bizi zamanda sanki. Abi kardeşlik, dostluk, arkadaşlık Her zaman baki. Bak. Aynen. O bizim e, özel hayatımız. Aynen. Arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz baki. Her zaman. Program sen içinde bir sen. virgül koyuyorum. Gene söylüyorum nasip kısmet hani gün olur devran döner ee, yeniden birlikte oluruz birlikte programlar Allah sağlık versin belki başka yani. programlar yaparız bu olmaz başka Allah, bir şeyler sağlık. yaparız çok çok güzel senin... yemek programı yaparız senin söylediğin gibi <laughs> <laughs> senin söylediğin gibi önemli olan sağlık Aynen. huzur mutluluk geldik gidiyoruz hepimiz belli bir Aynen, şeydeyiz kardeşim. dönemdeyiz. Ee, şimdiye kadarki yaptığımız her sohbet için program için ben sana ben e, tek teşekkür, tek ayrı büyük ayrı için, büyük teşekkür eğitim. ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, programımızı noktalıyoruz. Bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.